Bileşke fonksiyon. Nedir bu bileşke fonksiyon? Şimdi arkadaşlar A'dan B'ye bir F fonksiyonu tanımlanıyor. B'den C'ye bir G fonksiyonu tanımlanıyor. Ondan sonra üşengeçin biri çıkıyor. Diyor ki ya kardeşim benim işim gücüm var. Ben A'dan B'ye B'den C'ye uğraşamam. Beni direkt A'dan C'ye götür diyor. A'dan C'ye bir fonksiyon tanımlayayım diyor. İşi bitireyim diyor. İşte bu A'dan C'ye tanımlanan fonksiyona bu f ile g fonksiyonunun bileşke fonksiyonu denir. Arkadaşlar a'dan b'ye eğer a, B'de, e, a'dan B, a'dan b'ye olan fonksiyon f, b'den c'ye olan fonksiyon g ise bileşke fonksiyon ters yazılır. g bileşke f x denir. İşte bu fonksiyona şu yuvarlak e, işareti işarete bileşke işareti diyoruz. Ve bunu da bileşke g bileşke f diye okunuyoruz. gof x diye de okuyan var. Peki ne anlamı ne nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar A B'ye gidiyor ya yani F A eşittir B değil mi? B de e, C'ye gidiyor yani GB eşittir C. İşte bu bileşke fonksiyon G bileşke F A'yı neye götürüyor bir bakalım. G bileşke F şöyle yazılır arkadaşlar. En dıştaki fonksiyonu yazarız G içerisinde F A. İşte böyle yazılır. F A nedir? F A B demiştik. O zaman burası gb oldu. gb nedir? gb de c'dir. Bakın gördüğünüz gibi tek fonksiyonda a elemanını c elemanına götürmüş olduk. O zaman genel olarak bir de genelleyelim. Ne yazıyormuşuz buraya? g bileşke fx'e g içerisinde fx yazıyoruz. Ya da f bileşke gx'e f içerisinde gx yazıyoruz. Şimdi bileşkeleri bulalım bakın f fonksiyonunu vermiş. g fonksiyonunu vermiş. f bileşke g'yi bulacağız. Hadi bulalım. Ne demek f bileşke şu g bileşke f bulalım ilk. g bileşke f ne demek? g bileşke fx g'nin içerisinde fx demek. fx ne? x artı 4. Yani g'nin içerisinde x artı 4. Nasıl yazarız g'nin içerisinde x artı 4'tü? Ne demek bu? x yerine götür x artı 4 yaz diyor. Hadi yazalım. Eşittir. 2 çarpı x yerine x artı 4 yazıyorum. x artı 4 eksi 3. Dağıtırsam içeri 2x 8 burası 8'den 3 çıktı artı 5. Yani arkadaşlar g bileşke fx fonksiyonu x 2x artı 5'miş. Şimdi gelin f bileşke gx fonksiyonunu bulalım. f bileşke gx fonksiyonu da f'in içerisinde gx diye yazılıyor. gx'imiz 2x 3 mu abicim? 2x eksi 3. O zaman ne, yazacağız? f içerisinde 2x eksi 3 yazacağız. Bu ne demek? f fonksiyonunda x gördüğün yere 2x eksi 3 yazıyor. Hadi yazalım. x yerine 2x 3 yazarsam ne olur Orası e, ee, x gördüğüm yere 2x eksi 3 yazıyorum. 2x eksi 3 artı 4. Ne olur orada? O da 2x artı 1. İşte f bileşke gx de 2x artı 1. Bunu neden yaptım? Hem size bileşke işlemini göstermek istedim. Hem de şunu göstermek istedim. Bileşkede değişme özelliği yoktur. Yani g bileşke f ile f bileşke g aynı şey değildir. Bakın g bileşke f 2x artı 5 çıktı ama f bileşke g 2x artı 1 çıksın. Ve bu soru. F bileşke G2. Nasıl yazılıyor bu? F'in içerisinde G2 diye yazılıyor. G2'yi bulalım hadi gel. Nasıl bulacağız G2'yi? Burayı 2 yapmamız gerekiyor. X yerine kaç yazmamız gerekiyor? 5. E göremedin. Hemen x eksi 3'ü 2'ye eşitle. 3'ü öbür tarafa atarsam x eşittir 5 yazmam gerekiyor. x eşittir 5 yazarsam burası G2. x eşittir 5 yazarsam burası 15. Demek ki G2 15'miş. Burayı 15 yaptık. O zaman aslında benim F15'i bulmam gerekiyor. Burayı 15 yapacak değer ne? 14. X yerine 14 yazarsak 28 eksi 1'den cevabımız 27 çıkar. Bileşke fonksiyon kolaydır arkadaşlar. Lütfen korkmayın. Aa, bileşke soruları zor oluyor falan filan. Tanımını iyi anlarsak bir problem olmaz. Evet. İki tane notum var. Önce notlardan başlayayım. Bir fonksiyonla o fonksiyonun tersinin bileşkesini alırsanız Bunlar birbirlerini götürürler, direkt x kalır. Mesela f bileşke f 1 7 bunlar birbirini götürür direkt elemanın içindeki eleman kalır. 7 olarak kalır. Ve bir fonksiyonun bileşkesinin iki fonksiyonun daha doğrusu bileşkesinin tersini alıyorsanız şöyle olur. Bu fonksiyonların yerleri değişir. g 1 bileşke f 1 x olur. Yani ters alırken yerler değişiyor. Peki fx eşittir 5x artı 7 ve f bileşke gx eşittir 3x eksi 1 ise gx nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar şu ne demek? f'in içerisinde gx eşittir 3x eksi 1 demek. Başka bir deyişle f fonksiyonunda x yerine gx yazarsam buna eşit oluyormuş. E hadi yazayım o zaman. F fonksiyonunda x yazmayayım da x gördüğüm yere gx yazayım. Yani 5 çarpı x yazmıyorum oraya gx yazıyorum. Artı 7 eşittir 3x eksi 1. Buradan gx'i çekemez miyim? 7'yi at bu tarafa. 5 çarpı gx eşittir. 7'yi öbür tarafa atarsam 3x eksi 8 olur. Her iki tarafı 5'e bölersem gx eşittir. 3x eksi 8 bölü 5. İşte gx'i bulmuş olduk. Bileşke fonksiyon mantığında. Geldim bu soruya f eşittir x kare artı 2 x f g buysa g 1 kaçtır diye sormuş. Şimdi f içerisinde gX x eşittir x kare artı 6 x eksi 8'miş. Bana g 1'i soruyor. Hmm. Peki g 1'i nasıl bulacağız? Şimdi x yerine 1 yazsak f içerisinde g 1 eşittir. 1 yazdım. Ne oldu? Ee, 1 7 eksi 1 oldu. İyi de bana G1 lazım. G1'i nasıl bulacağım? Şimdi bir sürü yöntem var. Yani bir tane yönteminiz yok burada. Bir sürü yöntem var. Ee, ne yapabiliriz mesela? Aklıma ne geliyor? Mesela ters ters işlem özelliği geliyor benim aklıma. Ne demek bu? Şimdi burada bana G1 lazım ya. Şu F'den kurtulmam gerekiyor. F'den kurtulmak için şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. Her iki tarafı da şöyle f-1 bileşke ile işleme sokuyorum. Burayı da f-1 bileşke ile işleme sokuyorum. Burayı da f-1 bileşke ile işleme sokuyorum. Şimdi burada f-1 ile f birbirini götürüyor. Burada sadece g1 kalıyor. Burada da f-1 eksi 1 kalıyor. E o zaman ben bunu bulursam olayı çözmüş olurum. Bunu nasıl bulacağım abi? Şimdi f-1 eksi 1'i nasıl bulacağım? f-1 eksi 1. Buna a diyeceğim. Yerleri değişsin. O zaman f a eşittir eksi 1. Yani f fonksiyonunda ne yazarsam x yerine eksi 1 çıkar diye düşünüyorum. Hemen x kare artı 2 x'i eksi 1'e eşitleyelim. Tamam mı? Bu tarafa atarsam x kare artı 2 x artı 1 eşittir 0'dan x artı 1'in karesi eşittir 0. x eşittir eksi 1 geldi. Değil mi? x eşittir eksi 1. Demek ki x yerine eksi 1 yazarsam burası eksi 1 oluyormuş. Deneyin isterseniz. Eksi 1 yaz 1. Eksi 1 yaz 2. Eksi 1 çıktı gördüğünüz gibi. Demek ki G1 kaçmış arkadaşlar? F-1. F-1'de eksi 1 olduğuna göre cevabımız eksi 1. Bunu göstermek istedim size. Başka çözüm yöntemleri de var ama e, bu işleme sokma olayı bazen gerçekten kurtarıcı oluyor. Güzel oluyor. Başka yöntem nedir? Başka yöntem şudur arkadaşlar. E, F fonksiyonunda götürürsünüz. Gx'i yerine yazarsanız G kare x artı 2 çarpı gx eşittir. E, buna eşit dersiniz. Sonra G1 yazıp bulabilirsiniz. Yani şöyle g kare x artı 2 tane gx eşittir. Burası x kare artı 6x eksi 8. Sonra x gördüğünüz yere 1 yazarsınız. O g kare 1 artı 2g1 olur. Oradan g1'i çekebilirsiniz. Şöyle g kare 1 artı 2g1 eşittir. Burada 1 yazarsınız. İşte eksi 1 bulursunuz. Öbür tarafa atarsanız g kare 1 artı 2g 1 artı 1 eşittir 0 olur. Bu g 1'in parantez karesi demek. Yani g 1'in g 1 artı 1'in karesi eşittir 0 ise buranın eksi 1 olması gerekir. g 1 eksi 1'dir diyebilirsiniz. Ama bu yöntem daha güzel. Geldik buna. fx vermiş, gx vermiş. f eksi 1, f bileşke g eksi 1 üzeri eksi 1, 1 demiş. Tersi, g eksi 1'in tersinin tersini alıyor. Nasıl alıyorduk tersi? Yerleri değişiyordu bir de terslerini alıyorduk. Yani g eksi 1, eksi 1, bileşke f eksi 1, 1. Bir fonksiyonun tersinin tersi o fonksiyonun kendisine eşitti. O zaman burası g, burası f eksi 1, 1. Bu ne demek arkadaşlar? G fonksiyonunun içerisinde f'in tersinde 1 bul diye soruyor bana. O zaman önce f fonksiyonunun tersini bulacağım. Gerek var mı tersini bulmaya? E hadi bulalım. Tersinden yapalım. Doğrusal fonksiyon ya hemen buluruz. Art, eksi artı yaptım. Çarpıyı bölü yaptım. F'in tersi buydu. X artı 1 bölü 2. Şimdi 1 yaz diyor. 1 yazarsam 2 bölü 2'den 1. Demek ki burası 1'miş. Şimdi g 1 bul diyor. Hadi bulalım. 1 eksi 2'den eksi 1. Demek ki cevabımız eksi 1 çıkacakmış. Ve bileşke fonksiyonun uygulamalarıyla devam ediyoruz. Bir fonksiyonu başka bir fonksiyonun türünden yazma. f 3x artı 4 vermiş. f 2x eksi 1 fonksiyonunu f 4x cinsinden yaz diyor. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar bu soruları. fx fonksiyonumuz 3x artı 4'müş. Şimdi ben f 2x eksi 1 fonksiyonunu bulayım önce. Yani 2 f 2x eksi 1 fonksiyonu nedir? Onu bir bulmaya çalışacağım şimdi. f 2x 1 fonksiyonu. Hadi yapalım. Nasıl yapıyoruz? x yerine 2x 1 yapacağız. Yani 3 çarpı 2x eksi 1 artı 4. İşlemi yaparsak 6x eksi 3 artı 4'ten ne olur abicim? 6x artı 1. Tamam. Bu nedir? Bu f 2x eksi bir fonksiyondur. Şimdi bir de f 4x'i bulalım mı? Gel. Hadi bir de f4x'i bulalım. f4x nedir? x yerine 4x yazacağız. 4x yazarsak 3 çarpı 4x artı 4. Yani düzenlersek f4x 3 kere 4 12. 12x artı 4 oldu. Şimdi şunu şu adamı şunun cinsinden yaz diyor. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz aklıma şu geldi. Şimdi şurada 6x artı 1 var ya şuradaki x yerine ne yazabilirim onu düşünüyorum. Buradaki x yerine eğer f4x'li bir şey yazarsam olayı çözerim. Şimdi şöyle düşünüyorum 4'ü bu tarafa atalım. Ee, şöyle diyelim 12x eşittir f4x eksi 4. Bir de her iki tarafı 12'ye bölersem fx eşittir. F4x eksi 4 bölü 12 olur. Götürür buradaki x eşittir bu yerine şuradaki ise yazarsam hem F2x eksi 1'i 4x cinsinden yazmış olurum hem de hem de soruyu çözmüş olurum. Niye hem de dediysem. O zaman hadi bakalım. F2x eksi 1 eşittir. 6 çarpı x yerine ne yazıyorum? F içerisinde 4x eksi 4 bölü 12 artı 1. Düzenleyeceğiz sadece. Soruyu çözdük. Sorunun çözüm yolu gözüktü. Tünelin ucu gözüktü. Ne yapacağız? Ee, şunları sadeleştirebiliriz arkadaşlar. 6 ile 12 sadeleşir. Burada 2 kalır. Ee, sonra da payda eşitleyebiliriz. Aslında çok da bir şey yapmaya gerek yok. f 4x eksi 4 bölü 2 artı 1 payda eşitlersek f 2x eksi 1 eşittir. Ne olur? f 4 x eksi 2 bölü 2 olur. İşte f 2 x eksi 1'i f 4 x cinsinden yazmış oldu. Çok işlem var ya. Senin gibi sorun Allah cezasını versin. Çok işlem var. Neyse. Geldik buna. f 3 x eksi 1 ise f 3 x'i f x cinsinden yaz diyor. f 3 x'i yazalım önce. Nedir f 3 x? x yerine 3 x yaz. 3 üzeri 3 x eksi 1. Şimdi bunu f x'e benzetmeye çalışacağım. Ne yapalım? Şöyle parçalayalım. 3 çarpı şöyle diyelim f e, 3 üzeri 3x çarpı 3 diyelim. Daha sonra şöyle parçalayalım bunu. 3 üzeri x'in 3. kuvveti çarpı 3. Olur mu? Olur mu? Olur. Peki e, şunu da parçalayalım arkadaşlar. fx eşittir 3 üzeri x çarpı 3 üzeri eksi 1 diyelim. Şurada da bir eksi 1 vardı ya. Şurası eksi 1 değil mi? Onu görmemişim şöyle. Eksi 1. Tamam. O zaman 3 üzeri x yerine ne yazabiliriz? Şu 1 bölü 3 gibi düşünelim. Yani şurayı şöyle düşünelim. fx eşittir 3 üzeri x çarpı 1 bölü 3. İçler dışlar yaparsak 3 üzeri x yerine fx bölü 3 yazabiliyormuşuz. Değil mi? O zaman hadi yazalım. f3x eşittir. Şuna eşitti f3x. Şuna eşitti. 3 üzeri x yerine de fx bölü 3 yazalım. Üzeri 3 çarpı. Burası da 1 bölü 3 demek. O zaman f 3x eşittir. Burası f'in kübü x olur. Bölü 3'ün kübü 27. 3 de burada 81. İşte bu kadar. Şurada şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. fx'in 3. kuvvetiyle f'in kübü x. Bunlar aynı şeyler. Yani bu ikisinde de fx'i 3 defa yan yana kendisiyle çarpıyorlar. Ama f içerisinde x küp farklı bir şey. Burada f fonksiyonunun içerisine x küp sayısını yazmış oluyoruz. Lütfen bunun ayrımını yapın. Devam. fx kare eksi 3x artı 2, 3x kare eksi 9x artı 15 eşitse fx'i sormuş. Bir de f20'yi sormuş. Şimdi arkadaşlar. Şöyle düşüneceğiz bunu da. f x kare eksi 3x artı 2. Buradan f e ulaşmak zor. Bunu nasıl f x yazacağız? x yerine ne yazacağız ki buradan f x olsun? O zaman şöyle diyoruz. Bunu buna benzetmeye çalışıyoruz. Bak x kareyi 3 katına götürmüş. Eksi 3x'i 3 katına götürmüş. Şu 2'yi de 3 katına götürürse ne olur orası? 3x kare eksi 9x artı 6. Eğer böyle olsaydı çok kolaydı. Çünkü içerisi buysa 3 katı o zaman x ise içerisi 3x diyecektik. E yanında bir tane de 9 var canım ne olmuş? İçeridekini 3 katının bakın bu x ise içeridekini 3 katının 9 fazlasına götürüyor. O zaman fx eşittir 3x artı 9 yazabiliriz fx'i bulduk. f20'yi de bulalım. 60 artı 9'dan 69. Gayet pratik. Diğer türlü çok uzun çok 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 uzun olur. Hatta belki çarpanlarına ayırarak falan filan yapılır ama gerçekten uzun olur arkadaşlar. Bu yöntem çok basit. g gx'i vermiş. f1'i soruyor. Şimdi arkadaşlar yine şöyle düşünelim. f içerisinde gx'i 2 tane g küp x eksi 3 tane g kare x artı gx artı 4 diye vermiş. g1 nedir diye soruyor. Bak abi burada da içerisini yine fonksiyonun kuralını bulma mantığından gidelim. İçerisini kübünün 2 iki, ile çarpımı eksi karesinin 3 ile çarpımı artı kendisi artı 4'e çevirmiş. Yani bunu x deseydik burası 2x küp eksi burası 2x kare artı burası x artı 4 olurdu. İşte size fx fonksiyonunun kuralı çıkmış oldu. F1'i soruyor. Biri bulalım. 2 burası, 2 burası, 1 burası artı 4. Şu eksi 2 ile artı 2 birbirini götürdüler. 4 artı 1'den cevabımız 5 çıktı.